Hatay'ın İskenderun ilçesinde Atatürk Anıt Alanı'nda darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İskenderun halkı demokrasi nöbetinin 3. gününde de alanları doldurarak milli iradeye bir kez daha sahip çıktı. Akşam namazı sonrası minarelerden yapılan duyuruda şehitler için anıt alanında gıyabi cenaze namazı kılınacağı belirtildi. İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne gelen binlerce kişi yatsı namazı sonrası anıt alanında toplandı. 10 bine yakın vatandaş topluluğunun katıldığı gıyabi cenaze namazını İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camii İmamı Hamit Açıkgöz kıldırdı. Ya Rabbi, bizler de burada söz veriyoruz ki şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Şehitler için düzenlenen gıyabi cenaze namazına İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından alana Antakya Belediyesi Mehteran takımı geldi. Türkiye'nin en büyük ikinci anıt alanı olan Atatürk Anıt Alanı'nı dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları eşliğinde slogan attı. İlginç görüntülerin yaşandığı İskenderun sahilinde iş makineleri ve kepçeler de klakson çalarak tur attı. Halk iş makinelerinin kepçelerine binerek ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar attı. İskenderun sahilinde uzun konvoylar oluşturan vatandaşlar demokrasi nöbetinin 3. gününde de alanları boş bırakmadılar.